Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. O güzel yorumlarınız için, desteğiniz için ayrıca size teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verebilirsiniz. Abonelikler ücretsiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kürdan kebabı yapıyoruz. Hadi kürdan kebabımızın yapılışına geçelim. Önce 5 adet patlıcanlarımız var. Patlıcanlarımızı soyalım. Tuzlu suda bekletelim. Ben buraya su hazırladım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tuz ekleyin. Bu kadar yeterli. Şimdi patlıcanlarımızı soyalım. Şöyle becema şeklinde soyacağım. Patlıcanlarımı daha önce yıkadım. Şu şeker dilim dilim yapacağım arkadaşlar. Bir 5 dakika tuzlu suda bekletelim. Şu ortalığı toparlayalım. Evet, bir tarafta patlıcanlarımız tuzlu suda beklerken bir tarafta da köftemizi hazırlayalım. 500 gram kıymam var. Şöyle bir adet yumurta kullanacağım. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber. Daha önce bayat ekmeği robot lif dondurucuya atmıştım. Bayat ekmek kullanacağım köfteme. Şöyle bir adet kuru soğan kullanacağım. Beş altı dişte sarımsak var. Onu da ekliyorum. Evet, bütün malzemelerimizi ekledik. Şöyle bir tutam da maydanoz var. Onu da doğrayalım. Evet, maydanozumuzu da doğradık. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi köftemizi yoğuralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, köftemiz bu kadar yeterli. Şimdi köftemize şekil verelim. Köftelerimi hem biraz büyük tutuyorum hem de yuvarlak yapıyorum. Şu şekil. Çünkü patlıcanın içine saracağım için biraz büyük tutuyorum. Evet, köftemiz bitti. Şimdi köftemi buzdolabına kaldıracağım. Patlıcanlarımı yıkayıp süzeyim. Sonra da kızartmaya geçeceğiz. Evet, patlıcanlarımızı yıkadık. Süzgeçe aldım. Şimdi patlıcanlarım peçeteyle kurulayıp kızartmaya başlayacağım. Şu şekil.
Şöyle üzerine peçete koyup böyle iyice suyunu çektirelim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi peçete ıslak oldu. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde yapıp kızartmaya başlayacağız. Evet, bütün patlıcanlarımızı kuruladık. Şimdi kızartmaya geçtik. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok da uzun patlıcan almışım. Evet arkadaşlar, patlıcan kızartmamız bitti. Şimdi köftelerimizi kızartacağız. Evet, köftemizi de kızarttık. Şimdi sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Biraz kavurayım. Köfte yağımızdan. Çay kaşığı kadar tuz kullandım. Şöyle 2 bardak su kullanacağım. Sosumuzu bir kere kaynasın, kapatacağım. Şimdi köftelerimizle patlıcanlarımızı hazırlayalım. Üzerine domates kullanacağım. Domateslerimizi dilimleyelim. Evet, domateslerimizi de bu şekilde dilimledik. Üzerine kullanacağım. Şimdi patlıcanlarımızı ve köftelerimizi hazırlayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bir tane köfte bırakıyorum. Patlıcanlarım da bayağı uzunmuş. Şu şekilde bohça gibi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, köftemize göre patlıcanlarımız az oldu. Evet arkadaşlar, patlıcanla köftemizi borcamıza yerleştirdik. Patlıcanlarım yetmedi.
Geri kalan köftenin altına da domates yerleştirdim. Üzerine de köfte kullandım. Şimdi de üzerine birer adet biber, bir adet de domates kullanacağım arkadaşlar. Şu şekil. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şimdi üzerine sosunu dökeceğim. Şöyle hazırladığım sostan. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Fırını 190 dereceye 40 dakikaya kurdum. Şimdi daha önce ısıtılmış fırına süreceğim şimdi. Evet, yemeğimiz pişti. Fırında aldık. Yemeğimiz çok güzel ve lezzetli görünüyor. Şimdi sunuma alıyoruz. Yanına bir de pirinç pilavı yaptım arkadaşlar. Pirinç pilavı bu yemeğe yakışır çünkü. Evet, bugünkü videomuz da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like'la yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.